Herkese selam. Bu videomuzda hangi hareketin kimler için daha uygun olduğundan bahsedeceğim. Özellikle de öğrenciler için. Bu videonun biraz daha benzerini daha önce çekmiştim ama o zaman iPad Pro 2021 daha çıkmamıştı. Şu an M1 çipli yeni bir iPad'imiz var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ayrıca artık biliyorsunuz son zamanlarda iPad çoğu kişi tarafından hani tek cihaz olarak kullanılmaya başladı. Sadece bir bilgisayar gibi kullanmaya başlayan insanlar var. Artık bu düzeylere geldi iPad'ler gerçekten. Ben de bunlar için şimdi 3 farklı senaryoda ki bunlar iPad 8, iPad Air 4 ve iPad Pro M1 olarak kimlerin hangi iPad'e ihtiyacı olduğundan bahsedeceğim. iPad Mini 5'i burada biraz ayırıyorum çünkü iPad Mini 5 biraz küçük kalıyor. Ben de daha çok öğrenci için bir yorumlama yapacağım için iPad Mini 5'i hani sadece oyun oynamak için belki kullanabilirsiniz. Onun dışında ekran boyutundan dolayı bence çok verimli bir cihaz değil. Ayrıca da bir klavye takamıyorsunuz. Bu da bir dezavantaj. Şimdi eğer şöyle bir senaryodan bahsedelim. Siz eğer bir ilköğretim öğrencisiniz ya da bir lisede okuyorsanız, üniversitede ikinci bir bilgisayar olarak ya da sadece not almak için kullanırsanız ya da İşte sizin dersleriniz daha çok işte bir program kılandırma gerekmiyorsa, işte sözel bir bölümde okuyorsanız, yapacağınız işler daha böyle ofis PowerPoint işleri ise, yani işte hukuk okuyorsanız mesela ya da işte tıpta da çoğu derslerde PowerPoint kullanıyorsunuz. Bu tarz işlerde eğer teknik bir şey yapmıyorsanız iPad 8 sizler için yeterli. Dediğim gibi eğer ilköğretim lisedeyseniz buna bir klavye ve mouse alırsınız. Kendi işte Apple'ın Smart Keyboard Folio'su var. Onun yanında bir de Bluetooth mouse alırsanız zaten bu cihaz kombinasyonu sizi çok rahat şekilde götürür. Bu sayede başka bir cihaza ihtiyacınız kalmaz. Şimdi iPad 8'den bahsettik. Biliyorsunuz iPad 8 32 GB ile başlıyor. Bu da en büyük sorunlarım bir tanesi. 32 GB bana yeter mi? Şimdi bununla da ilgili aslında daha önce bir videomuz var. Hatta burada kartları ekleyeceğim bu iki videoyu da. Onları tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi 32 GB aslında şöyle 23 GB'lık boş alanda geliyor. Yani 32 GB aldığınız bir iPad 23 GB yaklaşık olarak boş alanda size sunuluyor. Gerisi işte yazılımsal şeyler kullanılıyor. Donanımlı işletim sistemi vesaire kullanıyor. Şimdi bu 23 GB'da siz sadece okul için kullanıyorsanız ya da oyunlar için kullanıyorsanız yani bugün en büyük oyun bile bir adet en büyük oyun bile 3-4 GB'nin üstünde değil. O yüzden bunları göze alarak alabilirsiniz. Dediğim gibi çoğu dosyalar işte Word dosyaları, PowerPoint dosyaları hani çok büyük dosyalar bile olsa hani 100 MB'nin üstünde ben zannetmiyorum böyle dosyalarla karşılaşacağınızı. O yüzden 32 GB mantıklı. Şöyle ki mantıklı. Siz ayrıyeten iCloud'un 50 GB'lık bir depolama alabilirsiniz 50 liraya. Ya da işte bir hard diskle dolduğu zaman bunu boşaltıp oraya yedekleyebilirsiniz. Ya da işte Google'ın ya da Microsoft'un sunduğu Drive bulut depolama hizmetleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Biraz oyun kısmına geleceğim. Tamam evet ilköğretim öğrencisiniz ya da lise öğrencisiyseniz biraz oyun oynamak istiyorum falan diyorsanız iPad 8 de şu an hani kaldırmadı, şu an açmadı bir oyun yok. Tabii ki performansları diğer iPad'lere göre düşük olacaktır ama burada fiyat performansı göz önüne almak lazım. Bence hiçbir sorunu olmayan bir cihaz ve en az 3 yıl boyunca da bir sorun çekmezsiniz. Ama dediğim gibi buradaki aldığınız performans tabii ki de biraz daha düşük olması. Bir diğer senaryoya gelelim. Bu senaryoda da işte biraz daha yüksek performans isteyen kullanıcılar, işte ben video montajı yapacağım diyen kullanıcılar, işte belki çizim yapmak istiyorum diyen kullanıcılar ya da işte ben ikinci nesil kalem kullanmak istiyorum diyen kullanıcılar. Çünkü biliyorsunuz iPad 8 birinci nesil kalemi destekliyor. Ki bu arada teknolojik olarak çok bir farkları yok. Dediğim gibi buradaki en büyük unsur video editi yapacağım diyorsanız bence iPad Air 4'ü tercih etmelisiniz. Niye iPad Air 4'ü tercih etmelisiniz? Çünkü iPad Air 4'ün içinde bulunan işlemci gerçekten çok başarılı bir işlemci. iPad Pro 2020'den daha iyi bir işlemciydi. Tabii şu an iPad Pro 2021 biraz daha iyi oldu. O ayrı bir konu. Ayrıca iPad Air 4'te hem ikinci nesil kalem desteği sunuluyor hem de Magic Keyboard desteği sunuluyor. Bizim Magic Keyboard kendi içinde mouse var. Evet çok pahalı bir aksesuar. Katılıyorum ben de hani alamadım parasından dolayı. Çok pahalı geldi gerçekten. Ama eğer siz bir Magic Keyboard da alırsanız, iPad'i de alırsanız yani 2019'daki MacBook Air'dan çok bir farkınız kalmıyor kullanım olarak. Ve gerçekten bir bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir şarj performansı var. Gerçekten video edit konusunda bir sorun çekeceğini zannetmiyorum. Ama iPad Air'e geldiğimizde de burada eğer video editini çok fazla yapıyorsanız, uzun videolar yapıyorsanız yani böyle 8 dakikanın üstünde videolar yapıyorsanız 64 GB'de biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden işte 64 GB'de üstünde 128 hatta belki 256 belki biraz şey olur ama 128 GB yapmalısınız. Burada bir de şöyle bir şey var. Bildiğiniz gibi iPad Air 4 Type-C destekliyor.
Type-C desteklediği için ona bir böyle bir dongle alırsanız dönüştürücüyle işte ne bileyim dosyalarınızı ya da videolarınızı işte SD kartınızı atarsınız ve orada yedeklersiniz. Bu da bir avantaj olacaktır. Ayrıca siz üniversitede işte mühendislik, işte mimarlık gibi programlara girdiyseniz, daha teknik programlardaysanız ve 3 boyutlu çizim de yapacaksınız. Çünkü biliyorsunuz Sharper 3D diye bir uygulama var. Bu da hani SolidWorks, AutoCAD gibi gayet güçlü bir uygulama ve ikinci yazı kalemi çok güzel sonuçlar çıkartabiliyor. Böyle bir senaryoda kullanacaksanız yine iPad Air 4'ü önerelim. iPad 8 bu konuda pek başarılı olmayacaktır. Şimdi gelelim bir diğer senaryoya. Bu senaryo artık profesyonel bir kullanıcı. Siz işte 4K video edit yapacaksınız. İşte böyle daha uzun video editleri yapacaksınız. 3 boyutlu çizimlerde lidar sensörü kullanarak, mesela bir mimarsınız diyelim, binanın iç tasarımını 3 boyutlu olarak tarama yapabiliyorsunuz lidarda ve bunu da daha sonra yine programlarınızda kullanabiliyorsunuz. Mesela Sharper 3D'de bunun üzerine çizimler yapabiliyorsunuz. Lidar sensörü kullanacaksanız ya da kamera sizin için önemliyse, siz videolarınızı iPad Pro'nun kamerasıyla çekecekseniz tabii ki de M1 çipli iPad Pro almanızı ben öneririm. Ayrıca bu iPad çok daha uzun ömürlü olacaktır. Biliyorsunuz şu an MacBook Air'da da aynı çip kullanılıyor. Ya bu da demek oluyor ki önümüzdeki süreçte bu iki cihaz birbirine çok daha yakınlaşacak. Belki aynı uygulamaları çalıştırabilecek. Apple farklı bir platform da kurabilecektir belki. Bunlar çok güzel avantajlar olacaktır. Ama tabii ki fiyatı çok yüksek. Yani bu fiyatı vermeniz misiniz, vermemelisiniz? Bu size kalmış bir soru. Aşağıda yorumlara yazarsanız size bireysel olarak cevap vermeye çalıştım. Çoğu insana gerçekten bu konuda yardımcı olmaya çalıştım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi tekrardan bir özetleyelim. iPad 8, siz işte video izleyecekseniz, video editi yapmayacaksanız, işte biraz oyun oynayabilirsiniz. İşte okuldaki özellikle ilköğretim, lise, yani bir uygulama çalıştırmayacak bölümlerdeyseniz iPad 8 sizin için ideal olabilir. Ama siz işte biraz daha ne bileyim performans istiyorsanız, işte ekran kalitesi istiyorsanız, ben diyorsanız ki işte bunu bir tek bilgisayar olarak kullanacağım, Magic Keyboard falan alacağım diyorsanız iPad Air 4'ü tercih etmelisiniz. Eğer siz diyorsanız ki ben bunu MacBook Air gibi kullanmak istiyorum, ben bunda 4K video edit yapacağım, ben bunda 3 boyutlu çizimler yapacağım, ben bunda lidar sensörüyle etrafı tarayacağım diyorsanız da iPad Pro M1 çipli versiyon olarak 2021 almalısınız. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Güzel avantaj.